çok teşekkür ederim bugün geldiğiniz için. Biliyorsunuz biz her zaman birkaç senedir vakıf kurulduktan sonra Lozan'ı Heybeliada'daki evimizde kutluyoruz. Ve yine sizlerle beraber oluyoruz. Bilhassa Atatürkçü Düşünce Derneği'yle, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'yle ve diğer derneklerle beraber her zaman beraber oluyoruz. Çok güzel günler geçiriyoruz. Hep heyecanlı oluyor. Lozan'ın heyecanını yaşatıyoruz tekrar. Yine bugün de beraber olmak, sizler beraber beni çok mutlu etti. Bu zor günlerde, bu güzel günleri hatırlamak, 97 sene olmuş değil mi? 97 sene. 3 sene sonra tam bir asır olacak. Biliyorsunuz birçok şey, yalan şeyler uydurulur Lozan Barış Antlaşması için. İşte gizli anlaşmalar vardır, şu vardır, 12 ada satılmıştır, verilmiştir. Onun gibi birçok şeyler içinde bir de 100 sene sürecek. 100 sene sonra sonu değişecek diye de öyle bir yanlış bir anlayış, bir şey vardır. Duyurum oluyor her zaman. Bu tamamıyla yanlış bir şey. Lozan'ın kurulmasının esası nedir? Bunu genç çocuklar, buraya gelen Z kuşağı, onlardan daha küçükler bunu çok güzel biliyorlar. Hocam diyorlar, bu biz sınırlarımıza Lozan Barışı sayesinde kazandık. Bizim sınırlarımız onun sayesinde çizildi. Sonra bir kısım da diyor ki hem diyor bir şey olarak bir çağdaş bir toplum olduk. Kendimiz birbirimize hakim olduk artık. Biziz hakim, kendimize hakimiz. Yani en önemli olan şey o. Eğer 100 sene sonra bizim sınırlarımız değişirse ve artık bağımsız bir ülke olarak bu sınırlarda yaşayamazsak o zaman hakikaten Lozan Barış Antlaşması'nın sonu gelecek. Ama oluncaya kadar şu anda 97 senedir bunu sağladık. Sınırlarımız çok güzel, zengin sınırlarımız var. Çok zengin, güzel bir ülkemiz var. Bunun içinde biz bir çağdaş bir toplum olarak, bir cumhuriyet olarak, laik bir cumhuriyet olarak, annelerimize bağlı bir cumhuriyet olarak her zaman devam etmeye bugüne kadar geldik. Onun için biz daha o kalan 3 senede de daha çok birbirimizle konuşarak, anlaşarak, yanlış şeyleri söyleyerek, ama tabii onu da düşünmemiz lazım. Yanlış şeyleri söyleyenler zaten yanlış olduklarını bilerek söylüyorlar. Onun için yani onlara kızmadan biz, bize kulakları açık olan, bizi dinleyecek olanlara mesajlarımızı, paylaşmamızı yapmamız lazım. Onun için daha böyle Lozan için beraber olmak çok güzel bir gün. Çünkü hakikaten Cumhuriyetimizin temeli ve bizi böyle bağımsız bir ülke olarak yaşatan o zamanki Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları sayesinde bu barış anlaşması imzalanıyor. Hiçbirisi tek başına değil. Öyle başlanıyor bir masa başında Lozan'da bu barış antlaşması imzalanıyor ve bağımsız bir ülke olarak bu sınırlarda yaşıyoruz. Hep bu sınırlarda yaşamaya devam edeceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür. Sevgili Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben aslında Lozan'ı kısaca anlatacaktım ama zaten kendileri çok güzel ifade ettiler. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben bugünkü Anıtkabir ziyaretimizden sonraki bu programda katılımcı olan sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarım, ben kısaca bugünün anısına 3 dakika veya 5 dakikayla sınırlı olmak üzere düşüncelerini almak istiyoruz. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Emre Altınış'ı buraya davet ediyorum. Çok değerli dostlar, Sayın Hanımefendi Özlem Toker, önceki Genel Başkanımız ve Anayasa Mahkemesi'nin önceki başkanlarından Sayın Yekta Gürgör Özden, Sayın Türk Hukuk Kurumu Başkanı Yaşar Bey, İstanbul Baro Başkan Yardımcımız ve İstanbul Kadın Birliktelikleri Kuruluşu'nun Başkanı Sayın Nazan Moroğlu, Sayın Orhan Yıldırım Eğitim İş Başkanımız ve değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Aslında bir vatani görevi, bir yurt görevini, yurttaşlık görevini gerçekleştiriyoruz burada toplanarak. Çünkü son zamanlarda Lozan'a içimizden saldırıların çoğaldığını ve çarpıtmaların yapıldığını görüyoruz. Oysa Lozan'ı biliyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nin
temelidir aslında. Lozan'la birlikte Cumhuriyet'in temelleri atılmıştır ve Lozan bu yönüyle anayasada güvence altına alınan laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir zeminidir. Bu zeminle oynanmak isteniyor. Çünkü eğer Lozan reddedilir ve Lozan ortadan kaldırılırsa yeniden saltanata, hilafete dönüleceği aşikardır. Eski düzene dönüleceği aşikardır. Bugünkü açılışın 24 Temmuz'a denk getirilmesinin bir tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bunun üzerinde bir mesaj olsun diye bugün İnönü'yü Atatürk'ümüzü ziyaret ettik. Şimdi de Pembeköş'teyiz. Ev sahipliği yaptıkları için Sayın Özden Tokeri Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Size de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün yaşanılan olaylar gösterdi ki aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine karşı ciddi bir savaş açılmış durumda ve rafa kaldırılmış durumda Cumhuriyet'in temel nitelikleri. Biz işte bunun mücadelesini veriyoruz. Her geçen gün diğer bir günü arar hale geldik. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Mücadelemizin devam ettirilmesi bir vatani görev niteliğindedir. Atatürk'e, Atatürk'ün silah arkadaşlarına, İsmet İnönü'ye, bizden önce bu görevleri yürütmüş kıymetli büyüklerimize karşı da bir tarihi sorumluluğumuzdur. Bu tarihi sorumluluğu Atatürkçü Düşünce Derneği olarak sonuna kadar tüm üyelerimize sahip çıkacağımızı bir kez daha sizlerin huzurunda tekrarlıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyorum. Evet, şimdi önce genel başkanlarımızdan Sayın Yekta Güngör Özden'i buraya davet ediyorum. Duygu ve düşünceleri. Efendim, hepinizi bu anlamlı Türk tarihinde şanlı bir sayfa olan Lozan Antlaşması yıl dönümünde karşımda görmekten, birlikte olmaktan duyduğum mutlulukla selamlıyorum. Sayın Özden İnönü adaşımın yaptığı konuşmada belirttiği özel durumlar Türk tarihinin değerli altın sayfalarıdır. Bunları korumakla değil, yalnız bunları sonsuza değin yaşatmakla görevli olduğumuz bilinciyle hepimize düşen görevin ışığında ve ateşinde buluşmanın da bir mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin yeni cumhuriyetimizin tapu senedidir. Gerçekte bu belgeyi kazanıncaya kadar geçirilen dönemler Mustafa Kemal Atatürk'le onun en yakın silah arkadaşı İnönü'nün yalnızca askeri değil, dünya çapında işi görmek bir siyasal başarıların da tapusudur. O bakımdan bunun anlamını bilmekte, birleşmenin de bizi ayrıca yönlendirdiğini, güçlendirdiğini görmekle de mutluluk duyuyorum. Tabii Lozan'la ilgili onun tarihsel ve siyasal değerini belirtecek çok uzun konuşmalar yapmam mümkün. Ama hem günün koşullarında hem başka arkadaşlarımızla sözlerini dinlemek umuduyla ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama son veriyorum. Sağ olun. İstanbul Barosu Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Nazan Orgun'u. Değerli Cumhuriyet sevdalıları, her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Burada birlikte olma fırsatı verdiği için değerli Özden Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Size İstanbul'dan hem İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin hem de İstanbul Barosu'nun yönetiminin selamlarını getirdim. Bugün gerçekten çok tarihi bir gün. Türk tarihinde bir dönüm noktası Lozan Barış Antlaşması'nın kabulü. Lozan bir eşitlik belgesi. Eşit bir devlet temsilcisi olarak Sayın değerli İsmet İnönü o masaya oturmuştur. Eşitliği görmediği anda da zaten masadan kalkmasını bilmiştir ve tekrar gittiğinde de dikte ettirmiştir bu eşitliği. Lozan aynı zamanda bir ekonomik ticari açıdan bir bağımsızlık belgesidir. Ve aynı zamanda Lozan bir siyasi bağımsızlık belgesidir. Yine eşit devlet olarak kabulümüzü sağlamıştır. Ve nitekim biraz önce Sayın Yekta Güngör Özden'in söylediği gibi hemen peşinden kurulan Cumhuriyet
işte Lozan'la atılan adımın sayesinde olmuştur. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini hepimiz biliyoruz. Korumaya kararlıyız. Bu mücadeleyi sonsuza kadar sürdüreceğiz. Ama sanıyorum bizlere düşen bir görev var. Bu tarihleri hiç unutturmamak. Hatta bazen birbirimize bile tekrarlamak. Çünkü başka bir şeyler hatırlatılıyor. Ayasofya açılırken Anıtkabir kapatılıyor. Atatürkçülerin girişine. Lozan'ın bir ayrı yönünü de sizlerle paylaşmak isterim. O da sevgili Gülsüm Bilge Han'ın notlarıdır. Hem kitabında da yazdı. Lozan aynı zamanda bir kadın hakları yol haritası çizmiştir. İsmet İnönü ikinci defa giderken eşinin de birlikte gitmesini Atatürk'ün de tavsiyesiyle yerine getirmiştir. Ancak o tarihlerde biliyorsunuz Cumhuriyet kurulmamış, kılık kıyafet devrimi yapılmamış, çarşafıyla gitmek yerine gideceği yere uyum sağlamıştır. Döpiyesiyle, tayyörüyle gitmiştir. Oradaki gözlemlerini de Türkiye'ye taşımıştır. Çağdaş bir Türk kadını nasıl olur, nasıl davranır bunu yaygınlaştırmaya çalıştırmıştır. Bugün geldiğimiz noktada aslında demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliği yok sayılıyor. Laik hukuk yok sayılıyor. Dolayısıyla mücadelemiz Lozan'dan başlayan ve cumhuriyetimizle taçlanan bu süreci devam ettirmektir. Son dönemde bir konuya da izninizle değinmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi sıkça duyuyorsunuz. Bu sözleşmenin dergisini de sizler için de getirdik İstanbul Barosu yayını olarak. Onu lütfen bakın, okuyun çünkü inanılmaz projeler yapılıyor bunun üzerine. İslami hukuk birlikleri raporlarını Cumhurbaşkanı'na sunuyor. İşte bu kadın hakları üzerinden Türkiye'yi tam da geriye götürmektir. Laik, demokratik hukuk devletini ortadan kaldırmaktır. Lozan'a sımsıkı sahip olan, sarılan bizler, Cumhuriyetimize de sarılacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte dayanışma içinde sürdüreceğiz. Mücadeleye devam diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ise yetmiş Genel Başkanımız, sevgili Orhan Yıldırım. Evet, öncelikle ev sahibimize ve organizasyonumuzu yapan ADD Genel Başkanımıza ve değerli konuklarımıza Eğitim İş Sendikası'nın 51 bin üyesi adına saygıyla selamlıyorum. Burada değerli konuklarımız bugün yaşamış olduğumuz Anıtkabir'deki rezaleti hep beraber içinde olarak gözlemleyerek orada bulunduk. Neden önemliydi orada bulunmamız? Anlatılması, söylenmesi başka bir manada bir kulaktan girip oradaki yapılmak isteneni anlamamızda zora sokabilir. Ancak herkesi kendi yaptığı üzerinden, herkesi kendi aldığı kararlar üzerinden, Türkiye'deki bütün televizyonları, bütün basını, bütün kamuoyunu, devletin bütün organlarını kendi yaptıkları üzerine çekmeye çalışan bir cumhurbaşkanımız. Yaptığı her şeyi doğru zanneden, yaptığı her şeyi herkesin biat etmesini isteyen, biat edilmediğinde de inanılmaz rahatsızlanan ve bunu da sözlerine, davranışlarına, aldığı kararlara yansıtan bir cumhurbaşkanı, bir hükümet. Ve biz bugüne kadar Eğitim İş Sendikası olarak Lozan'dan bugüne nelerin yapılmak istendiğini, o dönem Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü'nün o zorluklarda nasıl başardığını, sanki Osmanlı topraklarından Lozan'a gelinmiş gibi Mondros'u, Sevr'i atlayarak sanki toprak kaybedilmiş gibi anlatmaya çalışanlar, günümüze geldiğinde her şeyi maddi çıkarlar, kendi makam, kendi koltuğu üzerinde endeksleyenler, bu ülkenin gerçek sahiplerinin o
düşünmeden, an bir an bile tereddüte düşmeden ölüme giden, şehit düşen, bu toprakları bizlere bağışlayan, bizlere vatan yapan o isimsiz yüz binlerin anısına bile saygı göstermeyen bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Evet, biz buradayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabı da bahsettiği gibi bu günleri gören o cümleleri anda an yaşıyoruz. Anda an o bize emanet edilen ve bizlere uyarı niteliğinde aklınızı, vicdanınızı, zihninizi açık tutmamızı isteyen, söyleyen o bizlere hitabedeki sözleri hiç unutmadan mücadele ediyoruz. Türkiye bağımsız bir ülke. Türkiye çağdaş, bilimsel, laik eğitim içerisinde muasır medeniyetler seviyesine doğru elbette ki gidecek. Her ne kadar engellemeye çalışsalar da Osmanlı'nın yıkılışında Türkiye'deki azınlıklara ait 2300 okulun, yabancılara ait 700 küsur okulun ve tabii ki yüz binlerce kendi kültürlerini sürekli olarak devşirerek bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne en sonunda darbe vuran ve Osmanlı İmparatorluğunu darmadağın eden o padişahların kendi koltuklarını korumak uğruna yaptıkları, verdikleri vatan topraklarını unutmadık. Biz eğitim sendikası olarak emin olunuz, bütün üyelerimizde ve üyelerimizin yaptığı bütün çalışmalarda, girdiği tüm sınıflarda, tüm okullarda Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik, bütünlüğünü, barış ve kardeşlik içerisinde bu ülkenin asla önüne geçilemeyeceğini, ülkenin bir şekilde başına gelenlerin kendi koltuğunu ülkenin çıkarlarının önüne konabileceğini ve koyduğunu defalarca gördük ve halen de görmeye devam ediyoruz. Ancak koltuklara oturunca her şeye muktedir olduğunu zannedenler gün ve yeri gelince o sürekli FETÖ terör örgütünü büyütüp büyütüp bu ülkeye başına bela edenlerin biz kimler olduğunu biliyoruz. Bunu yapanların yeni FETÖ'lar üretmekten de geri durmayacağını da farkındayız. Ama yüreği bu ülke için atan, bu ülkeyi bize emanet edenlerin emanetine asla hıyanet içerisinde olmayan milyonlarca insanlarımızın olduğunu da bilen bir yapıdayız. Bu yüzden burada bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız, büyüklerimiz, bizlere bu süreçleri öğreten, yol gösterenler başta olmak üzere bizlere bu ülkeyi emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere isimsiz tüm kahramanlara bir kez daha saygı ve şükranlarımızı sunuyor. Her birinize Eğitim İş Sendikası olarak saygı ve sevgiyle selam ediyorum. Evet, şu anda gördüğüm kadarıyla başkanlarımızdan son olarak Türk Hukuk Kurumu Başkanımız Yaşar Çatak da ediyor galiba. Sayın Özden Toker, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu Viyana'ya kadar gitti. Ondan sonraki 200 yılda da sonunda da başkentini istilacılara teslim etti. Son 200 yılda da o noktaya kadar geldi. O aşamadan sonra işte yurtseverler, Atatürk, İnönü ve onun gibi düşünenler halkımızla birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırdı. Bunun sonunda da Mudanya Mütarekesi arkasından Türkiye'nin bağımsızlığının, Cumhuriyet'in tapusu olan Lozan Anlaşması'na geldi. Şimdi burada İsmet Paşa'yı ben özellikle üzerinde durulması gereken bir kahraman olarak görüyorum. Ulusal kahraman olarak görüyorum.
Atatürk en güvendiği kişi olarak ve en becerisine güvendiği, itimat ettiği, inandığı kişi olarak İsmet Paşa öyle temayüz etmiş bir şahsiyet. Batı cephesi açılıyor. Sıcak savaşta gel İsmet Paşa, tamam Miralay İsmet Paşa, Miralay İsmet, İsmet Paşa oluyor. Arkasından Mudanya savaş kazanılıyor, Mudanya Mütarekesi oraya. Ondan sonra Lozan'a, Lozan'dan dönüşünden sonra başbakanına, bu tesadüf filan değil. Tam tersine Türkiye'nin en büyük şansı Atatürk gibi bir kahramana sahip olması. Bence Atatürk'ün de en büyük şansı İsmet Paşa gibi bir kahramanla beraber çalışma durumudur. Değerli arkadaşlar, Lozan'da büyük mücadeleler vermiştir İsmet Paşa'mız. Takdirle tabii karşılamak lazım. Lozan hakkında olumsuz görüşlerin hepsi art niyetli görüşlerdir. Hiçbir objektif tarihçinin, bilim adamının Lozan'ın Türkiye'nin aleyhine, Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine hükümler taşıdığını iddia ettiğine ben rastlamadım. Kendisine bilim adamı, profesör deyip ortalığa çıkanların da hepsi art niyetli kişilerdir. Biraz arkası eşelendiğinde bunların hepsinin Cumhuriyet'ten rövanş alma düşüncesinden hareketle ortaya çıkanlar olduklarını görüyoruz, görürsünüz. Değerli arkadaşlar, ulusal bağımsızlık bir müzenin ibadet yerine dönüştürülmesiyle elde edilecek bir şey değildir. Ulusal bağımsızlık o müzenin, o caminin de düşman işgalinden kurtarılıp onun savaşını vermekle mümkündür. Bunu da Atatürk, İsmet Paşa başarıyla yapmışlardır. İkisini de ve bütün kahramanlarımızı da saygıyla anıyorum. Evet sevgili konuklar, programımız burada sona erdi. Sevgili İnan ailesine, sevgili Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz misafir verdiğiniz için. Hepinize iyi günler size. Sağ olun.